Yani bugün İstanbul'da da aynı haberi sizlere aktarıyoruz. Tüm yurtta yine kış geri döndü. Baharı yaşamayı beklerken ağır kış koşulları altındayız. Şimdi konuklarımızı hemen ben size hatırlatayım, tanıtayım. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Doster bugün bizimle birlikte olacak. Drogoman Başkanı Onur Erim'le birlikte olacağız. Aynı zamanda Habertürk yazarı Sevilay Yılman da birazdan yorumlarıyla bizlere katılacak, eşlik edecek. Şimdi önce İstanbul'a bir bakalım. Acaba kar durumu, trafiği, yolları bizleri nasıl etkiliyor? Fatma Nur Boylu, sanırım trafiğin de rahat görüleceği Mecidiyeköy'de sakin görünüyor. Biraz da kar hızını kesmiş görünüyor. Sen ne dersin, ne anlatırsın bize? Buradan çıktığımızda akşam saatlerinde evimize rahat rahat gidebilir miyiz sence? Ebru, belki şimdilik aslında o biraz zor görünüyor. Şu anda da İstanbul'da bize güneş vuruyor ama bu güneş aldatıcı olmasın çünkü hava oldukça soğuk. Özellikle İstanbullular sabahın erken saatlerinde uyanan İstanbullular yoğun bir kar yağışıyla karşılaştılar. Hala belli bölgelerde, yüksek bölgelerde kar yağışı devam ediyor. Bir yandan İstanbul'da kar yağışı manzarası varken bir yanda tabii şehrin içerisinde trafik manzarası var. Trafik yer yer açılıyor ama kilitlendiği noktalar da oluyor. Şimdi İBB'nin trafik uygulaması aslında notları aktarmak istiyorum İstanbul genelinde trafik yoğunluğunu aktarmak için. Zaten yağmur damlası düşse E5'te ana arterlerde trafik oluşmaya başlıyordu. Bu sabah itibariyle de öyle oldu. Avcılardan Haliç'e kadar kıpkırmızı yoğun bir trafik var. Hatta arabalar yer yer kontak kapatma evresine geliyor burada. TEM'de Mahmut Bey gişelerden Kağıthane girişine kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Tabii sonrasında bu yoğun akıcıya dönüyor. TEM otoyoluna baktığımızda Sultan Gazi'den başlayan yoğun bir araç trafiği var ve Kağıthane'ye kadar devam ediyor. Merter'den başlayan trafik Edirne istikametine Avcılar'a kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. Aynı nokta servis araçlarında yoğun oluşturduğunu söylemek mümkün, yoğunluk oluşturduğunu söylemek mümkün. Malum sabah saatleriydi, yoğun trafikten artık yeni yeni gidecekleri noktalara varıyorlar ve aslında iş yerlerine ulaşılmasıyla birlikte trafikte de bir rahatlama oluyor yer yer. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Kadıköy'den köprüye kadar yoğun bir trafik var. Burada da arabalar kontak kapatma evresine geliyor. Köprüden sonra hafifleyen trafik daha sonra tekrar yoğunlaşıyor. Haliç'e kadar yoğun yine burada trafik. Merter'de başlayan trafik de Avcılar çıkışına kadar devam ediyor. E5 üzerinde en yoğun güzergah ise Küçükçekmece. Burada başlayıp trafik Zeytinburnu arasına kadar devam ediyor. Kar yağışından bahsettik. Aslında İstanbul'a ufak bir yağış bile düşse trafik en çok etkilenen yer alıyor ve İstanbul'da aralıklarla yine kar yağışının sürmesi bekleniyor. Tabii İstanbul bir gün içerisinde birden fazla mevsim yaşıyor. Bahar geldi derken kış tekrar geldi. Özellikle şehrin içinde de belli bölgelerde kar yağışı var. Hemen yayını kapatmadan üzerinde bulunduğumuz köprüdeki manzarayı da göstermek istiyorum Ebru Baki. Bir yandan dışarı çıkmamış ve çıkacak olan izleyicilerimize de buradan uyarmış olalım. Özellikle belli noktalarda buzlanma oldu. Görüyorsunuz belediye ekipleri aşağıda çalışıyor. Özellikle merdiven gibi, basamak gibi noktalarda çok kaygan olduğu için herkes çok yavaş ilerliyor. Bu nedenle sadece araç trafiği değil, belli noktalarda insan trafiği de oluyor. Biz de buradan tekrar uyarımızı yapmış olalım. Çünkü belli noktalarda buzlanma var Ebru Baki. Fatma Nur Boylu, teşekkür ederiz. İstanbul'un belirli noktalarda durumu hem 9 kuşağında hem bu saat diliminde sizlere aktardık. Yoğunluğa dikkat, yolda trafiğe dikkat, soğuğa dikkat diyelim o halde.
İstanbul'da da kar var. Fatma Nur Boylu, dün Ankara'yı konuşmuştuk. Ankara beyaza büründü demiştik. İstanbul'da az kaldı beyaza bürünmek üzere. Sabah hızlı bir kar yağışı ve her yer bembeyaz olmaya başladı. Fatma Nur Boylu hem trafiği hem durumu hem de hava koşullarını bize aktaracak. Dinliyoruz Fatma Nur. Ebru Baki, İstanbul'da baharı beklerken tekrar kışın geldiğini söylemek mümkün. Özellikle bu sabah İstanbullular yoğun bir kar yağışıyla uyandılar. Özellikle yüksek kesimlerde daha da yoğun bir kar yağışı vardı. Bir yandan Hakan Öztürk aslında İstanbul'daki o hava durumunu ekranlarınıza getirirken ben de anlatmaya devam edeyim. Çünkü bazı bölümlerde yer yer kar yağışı yağmaya devam ediyor. Öncelikle bir karşıyı göstermek istiyorum. Yarımada'da aslında sabah saatlerinde nasıl yoğun bir kar yağışı olduğunu oradan da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü ağaçların üzeri, çatının üzeri, camilerin üzerinde kar hala bekliyor. Şu an itibariyle kar yağmıyordu İstanbul'a ama belli yerlerde parça parça yağmaya devam ediyor. Şöyle genel itibariyle diğer bölgelerdeki durumu da ekranlarınıza getirip bir yandan da İstanbul'da bugün ne bekliyor onu anlatayım. İstanbul'da Anadolu yakasında başlamıştı bu sabah kar yağışı ve tüm şehri yüksek kesimlerin etkisi altına alan bir kar yağışı aralıklarla devam etti. Şu anda da yine aralıklarla yağmaya devam ediyor. Diğer tarafta sol tarafa çeviriyoruz şu an kameralarımızı. Orada da bir kar yağışının etkili olduğunu görüyoruz. Kentte dün sabah saatlerinde görülmeye başlamıştı yoğun kar yağışı. Hatta İstanbullular biraz şaşkınlık da yaşamıştı. Sabah kar, öğlen güneş, akşam yağmur ve oldukça soğuk bir hava bir günde dört mevsimi yaşatan bir hava durumuyla karşı karşıyaydık. Özellikle Anadolu yakasında Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Yine yer yerde şu anda etkili olduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerde sulu kar yağıyor. Bu nedenle karın tutmadığını aslında söyleyebiliriz. Ve çoğu yerde de yine yağmur yağmaya devam ediyor. Ayrıca birçok noktada karla ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığı görülüyor. Biraz trafikten de bahsetmek gerekirse özellikle yoğun olan trafik noktalarında yoğun bir trafik akışının olmadığını görüyoruz. Araçlar bazı durumlarda kilitleniyor. İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapmıştı zaten AKOM. İstanbul'un bazı bölgelerinde ise dün etkiliydi kar yağışı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlamıştı. Ve Anadolu yakasının ardından yüksek kesimlerde lapa lapa yağmaya devam etti. Bu sabah dediğimiz gibi İstanbullular biraz aslında uyarılar yapılmıştı ama yine de yoğun kar yağışı sürpriz oldu. Çünkü bahar aylarının içerisindeyiz. Cemre düşmüştü. Ama şu an itibariyle bulunduğumuz lokasyonda kar yağışı durdu ama hava soğukluğu, rüzgar devam ediyor. Gün içerisinde de belli bölgelerde yağış devam edecek, devam etmesi bekleniyor Ebru Baki. Teşekkür ediyoruz Fatma Nur Boylu. İstanbul'un böyle sessiz, sakin, boş olduğuna bakmayın. Normal şartlarda çok kalabalığız.